Mutlu akşamlar. Eğitimin merkezi Başarıya Doğru'ya hoş geldiniz. 15. yılında Başarıya Doğru Bloomberg ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Programımızda A'dan Z'ye eğitimi masaya yatıracağız. Ve çok değerli konuklarım ve ben akıllarınızdaki olan soruları bir bir cevaplamaya çalışacağız. Evet, bu akşamın konukları. Bir Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Elif Pelivan ve yine Bir Eğitim Kurumları Avcılar Kampüsü Müdürü Sayın Osman İldir. Sayın konuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendi, öncelikle programın başlamadan önce çok değerli kurucunuz, benim kadim dostum, doçent doktor Sayın Mustafa Aydın Beyefendi ile yine çok iyi dostlarımdan biri olan genel müdürünüz Sayın Ayfer Batı'ya da buradan saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Elif Hocam, yarın YKS var. Ancak tabii bu saatten sonra gençlere öyle taktik vesaire değil de bir iki cümle söylerseniz sevinirim. Tabii sevgili hocam, sonra da siz kapın. Tabii ki. Ne istediğini bilmek ve inanmak çok önemlidir diyorum. Yarın sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum ben. Bir yıl boyunca biz öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, değerli velilerimizle bugün için emek verdik. Fakat şunu asla unutmamaları gerekiyor ki sonuç her ne olursa olsun onlar bizim çocuklarımız ve bizim geleceğimiz. Evet sevgili gençler, yarın YKS'ye gireceksiniz. İnanın elinizden gelenin hepsini yaptınız ve yarın da elinizden gelene göre bir puanı alacaksınız. Ancak burada size şunu söyleyeyim, ideallerinizden vazgeçmeyin. Mühim olan elinize gelecek başarı sırasına göre istediğiniz bölümü seçip de onu donanım hale bir yere getiriyorsanız hayatta çok daha artılarla karşı karşıya geleceksiniz. Sevgili anne babalar, çocuklarınızın, daha doğrusu ebeveynler, en değerli varlığınızın en önemli noktası sağlık. Yarın sınava girecekler. Ancak sizden bir tek ricam var. Sınav dönüşünde nasıl sınav geçti cümlesini kullanmayın ve yakınlara sesleniyorum. Bu akşam gençlere kalkıp başarılar dilemeyin. Bunları istemiyorlar. Benden size söylemesi bir dost olarak sizi uyarıyorum. Evet sevgili Pelivan, hemen konumuza geçelim. Bir salgın dönemi yaşadık ve salgın sürecini geçirdik. Şimdi pandemi sürecini başarılı geçiren okullar nasıl planlamalar yaptılar? Bu konulara girelim. Ama Sayın İldir, sizden de ricam, burasını bir aile odası olarak kabul edelim. Sözlerimize girelim, konuşalım, birbirimizle hafif hafif tartışalım. Güzel bir programla izleyicilerimize bilgi vermeye çalışalım. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum Sait Bey. Evet, Mart 2020'den itibaren bir salgın süreci yaşadık. Ve 16 Mart'ta biz tatil yapıyoruz. Öğrencilerimizin tatillerini bitirdikten sonra okullarımızı bir süre sonra açacağız diye biz öğrencilerimizi 13 Mart'ta yolladık. Bir hafta tatil süreci yaptıktan sonra hemen okullarımızın online eğitim süreçlerine başladık. Evet. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen camia eğitim camiasıydı. Fakat en hızlı uyum sağlayan camia da eğitim camiasıydı. Doğru. Biz bir hafta içerisinde öğrencilerimizle en sıkı iletişim kurma yollarını araştırdık, bulduk, hemen eğitim sistemimizi entegre ettik ve öğrenme kayıplarını en aza indirmek ve kazanım eksiklerini bırakmamak üzere biz tasarımımızı planladık ve hayata geçirdik. Tabii, sevgili hocam, tabii bütün bunlar şimdi yapmıştık. Evet. Bir de yapacağımız bir döneme giriyoruz. Nasıl bir plan yapıyorsunuz? Bu pandemi süreci bizim online eğitimi, hayatımıza belki 10 yıl içerisinde entegre olacak bir sistemi, bir yıl içerisinde hem de Türkiye'nin en ücra köşesine kadar soktu. Biz buradan velilerimizle toplantılar yaptık, eğitimler yaptık, öğrencilerimizin derslerini sürdürdük. Yüz yüze eğitim süreçlerine başladığımız 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de hem devlet hem özel okullarda artık hibrit model benimseyeceğiz. Biz kendi okulumuzda da kullandığımız BillLearn hibrit eğitim platformuyla beraber yüz yüze eğitimlerimizin dışında akşam öğrencilerimiz eve gittikten sonra hafta sonu evlerinde hem okul derslerine takviye hem de kültürel ve diğer aktivitelerini yapacakları eğitim programları ve seminerlerle öğrencilerimizi 7/24 kuşatacak bir sistem. Peki hocam, bu konuda birkaç kelime de sizden alalım. Yani hocamın söylediği gibi biz aslında bu süreçte geç dahi kalmıştık diğer dünya ülkelerine ve eğitim sistemlerine baz aldığımız zaman. Yani böyle bir kabaca geçmişe baktığımız zaman antik çağlardan 2020'nin başına kadar biz aynı metotlarla, geleneksel eğitim yöntemleriyle çocuklarımızı eğitmeye çalıştık. Bir yere kadar evet başarılı olabildik ama bir yerden sonra özellikle bu jenerasyonda bizim teknolojiyi
eğitime entegre edip bunu doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Peki sevgili hocam, bu yeni dönemde esas başrolde olan kişi öğretmen. Öğretmenler ne bekliyor? Öğretmenler ne bekliyor? Öğretmenler öncelikle şu için bütün öğretmen arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Hocamın da bahsettiği gibi gerçekten çok kısa bir süre içerisinde uzun dönemde yapılabilecek işleri kısa bir zamana sığdırıp bunu hayata geçirip ve başarılı oldular. Online eğitimde çocukları eğitimin içerisine çekebildiler. Online bir şekilde deneyler, gözlemler, etkinlikler yapabildiler. Fakat bizden farklı beklentileri var. Özellikle bizim gibi özel okulculuk yapan insanlarda eğitimde teknolojiye daha fazla yatırım yapmamızı istiyor arkadaşlarımız. Biz de bunları gerekliliklerini yerine sunacağız. Öğretmenlerimiz şöyle bir yol içerisine girdiler. Eğitimciyken aynı zamanda bir öğrenci olduk her birimiz. Yeni yönteme alışmakta, bunu geliştirmekte ve öğrencilerle beraber bunu kullanmakta bir öğrencilik gördük. Evet, evet. Burada da özellikle bahsetmeden geçmek istemeyeceğim. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kıymetli akademisyen hocaları bu noktada özellikle eğitim fakültesi olsun, iletişim fakültesi olsun, fen edebiyat fakültesi olsun hocalarımızın bizlere büyük desteği oldu. Evet. Öğretmenlerimiz de bunun sürekliliğini ve devamlılığını bizden talep ediyorlar. Peki hocam, ben size bir şey sorayım. Öğretmenler burada yoruldular mı? Yoksa tabii kamuoyunda bazı insanların dediği gibi ki kesinlikle katılmıyorum, yan gelip yattılar mı? Yok, kesinlikle. Baş tacı oldular mı? Kesinlikle baş tacı öğretmenlerimiz. Pandemi sürecinde biz bir bilinmezle mücadele ederken, herkes evlerine çekilmişken öğretmenlerimiz, bravo, biz öğrencilerimize nasıl ulaşabiliriz? Öğrenme kayıpları yaşatmadan bu seneyi nasıl sürdürebiliriz? Ve biz kendimizi hem Web 2.0 araçlarını öğrenerek hem de ders tasarımı, çünkü biz hep yüz yüze ders tasarımı eğitimi aldık öğretmenlik fakültelerinde. Online ders tasarımı dersleri almadık. O yüzden biz öğretmenken, kendi okul çevremizde öğretmenken online ortamda öğrenen olduk. Çünkü biz şu an yaş itibariyle öğretmenlerimiz herkes teknoloji mültecisiyiz. Ama muhataplarımız teknoloji yerlisi. Ben de teknoloji engelli. Yani aradaki fark bu. Ama şuna katılıyor musunuz bilmiyorum sevgili genç dostlar. Artık eğitim fakültelerine yeniden bir müfredat hazırlaması gerekiyor. Evet. Ve burada dijital pedagoji formasyonuna doğru bir hareket yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki burada şuna girelim sevgili hocam. Öğrenci, öğretmen, okul ilişkileri nasıl olmalı? Tabii siz de sohbete katılın. Öncelikle şuradan Elif hocama birkaç ekleme yaparak devam etmek istiyorum. Her ne olursa olsun bizim sistemimiz olan BuildLearn hibrit eğitim sistemi de canlı derslerde hayatımızın bir parçası olarak her zaman eğitimin içerisinde kalacaktır bu süreçten sonra. Pandeminin seyrine göre, virüsün artış hızına göre az ya da çok, ama mutlaka eğitimin içerisinde artık online dersleri, canlı dersleri görerek devam edeceğiz bizler. Tabii bu süreçte dediğimiz gibi biz öğretmenlerimizin bizden beklentileri var. Çocukların öğretmenlerimizden, velilerimizin öğretmenlerimizden beklentileri var. Bu süreci işbirliği içerisinde biz götürebiliriz ancak. Veli, idareci, öğretmen, öğrenci işbirliği ve burada özellikle öğrencilerimiz için okulları bir öğrenme alanıyla beraber kendilerini ifade edebildikleri, benliklerini gerçekleştirebildikleri bir alan olarak ortaya çıkarmamız lazım. Özellikle şuraya değinmek gerekirse bu online eğitim sürecinde çocukların duygusal ve psikolojik kayıplarını nasıl telafi edebileceğiz? Burada da özellikle Build Talks diye ifade ettiğimiz bizim bir çalışmamız yine var. Burada çocuklarımız kendi başarılarını veya ideallerinde olan, ileride başarmak istedikleri durumları arkadaşlarıyla, akranlarıyla, öğretmenleriyle paylaşarak hayata nasıl geçirebileceklerini ifade etmektedirler. Sevgili izleyiciler, televizyonları ilk kez açanlar için bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Sohbetimizi Bir Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Elif Pehlivan ve yine Bir Eğitim Kurumları Avcılar Kampüsü Müdürü Sayın Osman İldirli götürüyoruz. Evet, eğitim, pandemi, akademi, hibrit eğitim. Bakın birçok sorunuzun cevabını da burada vermeye çalışıyoruz. Peki efendim, bir eğitim kurumunun başarılı olarak değerlendirilmesi için hangi kıstaslar önemli sizce? İlk önce sürdürülebilir bir disiplin anlayışı olmalı. Ve bir eğitim kurumuna başarılı diyebilmemiz için bazı sorulara cevap veriyor olması lazım. Peki şöyle yapalım, siz mesela kurumunuzda neler yaptınız? Şöyle, başarı biz, çizginiz var çünkü. Tabii ki biz başarı bir kültürdür diyoruz. Ve biz başarıyı yaşatabilmek için öğrencilerin kendilerini ifade edecekleri fiziksel ortamlar
yaratıyoruz ve öğrencilerin hem ulusal alanlarda hem de uluslararası alanlarda kendi edinimlerini gösterecekleri yarışmalara, etkinliklere ve projelere katılmalarını sağlıyoruz. Bunun için ortamlar hazırlıyoruz. Bu ortamları hazırlarken tabii ki İstanbul Aydın Üniversitesi akademisyenlerimiz ve Kıbrıs İlim Üniversitesi'ndeki akademisyenlerinden destek alıp öğretmen eğitimleri ve öğrenci eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Sevgili hocam, ben burada her iki üniversiteyi çok yakından biliyorum. Özellikle eğitim fakülteleri son derece önde. Burada büyük bir artıya geliyorsun ama müsaade ederseniz bir cımbızla bir kelime çek. Tabii. Kültür dediniz. Kesinlikle. Mensup olduğunuz okulun kültürü çok eskiye dayanıyor. Öncelikle dershanecilikten gelmişti. Kesinlikle. 1994 yılında dayanıyor. Ve o kültür olarak gelmişti. O zaman buradan bilmiyorum hocam, siz de katılır mısınız? İleride lise 1'ler LGS sonuçları geldiğinde okul seçerken okul kültürünü çok iyi araştırsınlar derim ben. Kesinlikle. Ne dersiniz? Kesinlikle. Ya bu noktada şöyle devam etmek istiyorum ben. Türkiye'de başarı denilince akla ilk olarak akademik başarı, sınav başarısı gelir. Evet. Biz akademik başarıyı da sınav başarısında çok iddialı olacak ama dert etmiyoruz. Bunu zaten yapıyoruz. Biz akademik başarı ve sınav başarısının yanı sıra öğrencilerimizin sanatsal, sportif ve özellikle teknoloji tabanlı yarışmalarda başarı elde edebilecekleri bir imkanı, bir ortamı onlara sunmak istiyoruz. Yani kampüsümüzden çok kısa birkaç özet vermek, örnek vermek gerekirse pandeminin ortasında Şubat ayında TÜBİTAK'ta ülkemizde Türkiye üçüncüsü öğrencimizi çıkardık. Imagine Tomorrow'da genç girişimcilik ödülü alan öğrencilerimiz var ve şu anda Ekim 2021'de yapılacak Teknofest'te finalde olan öğrencilerimiz var. Buradan da öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutlamak istiyorum. Peki Sayın İldir, şimdi bir başka konuya geçmek istiyorum. Benim çok değerli bir dostum, Milli Eğitim Bakanı olmadan önce konferansını çok dinlediğim, onun fikirlerinden feyiz aldığım bir insan. Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Sayın Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde şunu söyledi. Kendisine de buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yaz döneminde isteğe bağlı olarak telafi eğitim başlayacak dedi. Hocam size soruyorum ama aynı soruyu Sayın Pelivan'a da soruyorum. Telafi eğitimi derken şu Sayit Gürsoy ne anlamalı? Ben anlarsam herhalde herkes çok daha iyi anlayacak. Yani öncelikle şöyle başlamak gerekiyor sanırım. Burada Bakan Bey biraz da camianın, eğitim camiasının içerisinden gelen birisi olarak derdimizi, öğrencinin, velinin beklentilerini, isteklerini çok iyi anlayan birisi olarak çok yerinde ve doğru bir karar vermiştir. Kesinlikle. Evet. Çok yerinde ve doğru bir karar vermiştir. Öğrencilerin burada telafi eğitimi, biz şunu amaçlıyoruz öncelikle. Evet, öğrencilerimizde kazanımların telafisini yapmalıyız. Kazanımlarla beraber biz bu çocukları yaklaşık 1,5 yıl boyunca evlere hapsettik. Bu çocukları tekrardan arkadaş ortamına sokmak, sosyal, psikolojik ve duygusal anlamda kaybettiği şeyleri onlara tekrardan kazandırmamız lazım. Nasıl yapabiliriz bunu? Bir elmayı 5'e bölüp arkadaşlarıyla paylaştığı zaman hem psikolojik, duygusal anlamda kazanımları, kaybettiklerini geri kazanırken aynı zamanda 5. sınıf öğrencisi kesirleri de pekiştirmiş olacak. Yani aynı zamanda oynarken öğrenecek. Peki siz ne diyorsunuz? Biz pandemi süreci... Ya da ne yapacaksınız yani? Şöyle pandemi... Yani yapıyor musunuz? Başladınız yapıyoruz. Mı? Ne yapıyorsunuz? Pandemi sürecinde duygusal iyi oluşla ilgili hem öğrencilerimize hem velilerimize hem öğretmenlerimize destek olmaya çalıştık. Tabii duygusal iyi oluş hali en fazla yüz yüze de etkili. Bu süreç bazı öğrencilerimizin duygusal ve psikolojik durumlarında geriye götüren durumlar bile oldu. Ama biz telafi eğitimlerimizle şöyle bir şey planlamıyoruz. Motomot öğrencini işte rekabete sokacağımız, sıralayacağımız, doğru bu doğru bu yanlış, işte senin şu kazanım eksiğin var, bu kazanım eksiğin tamamlaman lazım diye bir telafi eğitimi düşünmeyin. Sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amaçlı öğrencileri 2 Temmuz'dan itibaren biz okullarımızda belirlenmiş mesela bizim telafi eğitimlerimizin adı Renkli Günler. Mesela hocam şunu açalım biraz, sosyal bir tarafa, duygusal beceri gelişim. Bir defa ne demek bunu bir açın. Şimdi oradan girelim olaya. Şimdi kısa kısa. Öğrencilerin arkadaş ilişkilerini geliştirmelerinde, empati yapabilmelerinde, duygularını anlayıp kendilerini oldukları gibi ifade edebilmelerinde duygusal ve sosyal gelişim çok önemli. Bunu da desteklemek için öğrencilerin müfredat programlarına bu gelişim basamaklarının eklenmesi lazım.
Bu yüzden de biz bu telafi eğitimlerinde bir de renkli günler dedik ve burada işte spor etkinlikleri, sanat etkinlikleri, müzik etkinlikleri, kültürel etkinlikler, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerde özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu sene birinci sınıflarımız online'dan okuma yazmaya geçtiler. Tabii ki duygusal ve sosyal açıdan bazı eksiklikleri oldu çünkü arkadaş ortamlarında yüz yüze etkileşim yapamadılar. Peki şuna katılıyor musunuz? Ben geçtiğimiz günlerde birinci ve üçüncü sınıflarla gittiğim bir okulda sohbet yaptım gazetede için. Biliyorsunuz ben bir ulusal gazetede evet. 34 yıldır köşe yazıyorum. Orada sordum, okula özlediniz mi? Minikler ne dedi biliyor musunuz? Çok özledim. Ya evvelden aman kar yağsın okula gitmeyene. Kesinlikle. Çok özledim. Niye dediler? Arkadaşlarımızla hocam da konuşacağız. Bu internet bazen gidiyor bazen geliyor. Bir de bu dediler, bunun duygusu yok. Bakın bunu ilkokul 1 ve 3'ler söyledi. Bilmiyorum katılır mısınız? Kesinlikle birbirleriyle iletişim halinde olmaları lazım. Silgilerini paylaşıp kalemlerini açmaları için kalem tıraşlarını paylaşmaları lazım ki bu da öğrencilerimizin duygusal gelişimlerinde çok etkili. Sevgili İldir, ayrıca şunu da söyledi o minikler. İlk başta hocalarımız biraz işte zorlandılar ettiler ama şimdi çok mutluyuz. Bakın dikkat edin, öğretmenlerin de yanında hareket ediyorlar. Siz ne dersiniz bu konularda? Sosyal ve duygusal becerinin gelişmesi. Ya şöyle, yıllardır bu sektörün daha doğrusu eğitim camiasının içerisinde olan birisi olarak şöyle baktığımız zaman şimdiye kadar hiçbir zaman ben çocukların okula gelirken yüzlerinin, gözlerinin, içinin bu kadar güldüğünü görmemiştik. Çünkü gerçekten okul ortamını, arkadaşlarını, öğretmenlerini özlediler. Bununla beraber eğitimlerini bir yere kadar tamamladık. Ama öğrencilerimizin şu an için dikkate alacağımız, telafisi için uğraşacağımız en büyük nokta onları psikolojik olarak o girdabın içerisine çekip alabilmek. Küçük yaşlı olmaları bizim için büyük bir avantaj. Onları daha kolaylıkla ihtiyaçlarını, gerekliliklerini yerine getirebiliriz. Hocam gelelim biraz da şuna. Şimdi önümüzdeki günlerde galiba 30 Haziran'da LGS sonuçları açıklanacak. Lise seçimleri başlayacak filan. Oradan ileri gidelim. Bir okul seçerken, şimdi Sayın Genel Müdür Yardımcısı, bir okul seçerken insanlar neye dikkat etmeli? Örneğin ben şunu söyleyeyim. Ben niye sizin bir eğitim kurumunu seçeyim? Vizyon çizebilmeli. Velimiz okulla görüşmeye gittiği zaman öğrencisinin bir toplum üyesi olarak kim olmasını istiyorsa o okulda okutmalı. Çünkü okul aslında bir kültürdür. Baktığımız zaman öğrenci ortaokulu bitirip liseye gittiği zaman aslında biz onu üniversiteye hazırlıyoruz. Ve üniversitede, yurt içinde bir üniversitede mi okuyor? Kulaktan bir soru var, onu da belirteyim. Anaokuldan itibaren alırsa hocam daha iyi olur diyor. Yani çünkü anaokulu velileri, ilkokul velileri de herhalde sorular soruyorlar. Kesinlikle. Siz geniş internatı alın. Tamam. Şöyle düşünelim, bir okulun K12'si olduğunu düşünelim ve bir okulun bir de üniversitesi olduğunu düşünelim. Anaokulu 3 yaştan itibaren bu kurum aslında toplum üyesi olarak bir birey yetiştiriyor. Evet. Ve baktığımız zaman bu okulun yaptığı projeler, uluslararası yaptığı etkinlikler, öğrencinin dil ediniminde yaptığı çalışmalar. Mesela örnek veriyorum, şimdi biz İngilizce dersleri koyuyoruz okullar olarak ama İngilizceyi zorunlu hale getirmiyoruz. Nedir? Dil konuşmak zorunluluktan doğar. Biz ne yapıyoruz? 2 yaşında, 1,5 yaşında mı 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 diye çocuk bardağı gösteriyor. Annesi diyor ki söyle ne istiyorsun? Su istiyorum dedirtmeye çalışıyor. Aynı şekilde bizim de İngilizce konuşturmak istiyorsak çocukları, onları zorlamamız lazım. Ne yaptık biz mesela şu pandemi döneminde anlatayım. Biz İstanbul Aydın Üniversitesi'nin yabancı öğrencileriyle Türkiye'nin en fazla yabancı öğrencisi olan bir üniversitede. Ancak biliyorsun değil mi? Bir üniversitenin yabancı öğrenci sayısı oranın genel kültürünü gösterir. Kesinlikle. Uluslararası ilişkisini gösterir. Kesinlikle. Ve orada medeniyetler arası işbirliğini gösterir. Kesinlikle. Ya bu çok önemli bir olay. Bizim üniversitemiz İstanbul Aydın Üniversitesi evet. Turquality programında olan bir üniversite ve 9000 tane yabancı öğrencisi olan bir üniversite. Mozaik. Kesinlikle. Afrika'dan Amerika'ya, Çin'e bir sürü ülkeden öğrencimiz var ve ortak dilleri İngilizce. Çünkü İngilizce programlarda okuyor çoğu. Biz bu öğrencilere Türkçe de öğretiyoruz. O ayrı. O ayrı. Şimdi biz kendi öğrencilerimizin İngilizce öğrenmesinden bahsedelim. Biz online'dan meetup projeleri yaptık. International meetup projeleri ve yabancı öğrencilerle herkes evinden katıldı bu sene biliyorsunuz. Herkes kendi ülkesinden katıldı. Ve bizim kendi öğrencilerimizle bu yabancı öğrencileri buluşturarak bir interaktif
dil geliştirme programı geliştirdik. İnteraktif dil geliştirme programınızı anladım ama size dönmek istiyorum. Sayın İldir, bir okul seçiminde bence o okulun öğretmenine verdiği değer çok önemli. Kesinlikle. Bir de onun gelişmesini nasıl sağlıyor ona bakmak lazım. Bu konuda ne dersiniz? Bir ikinci soru da şu, siz de katılabilirsiniz. Sevgili ebeveynler, size sesleniyorum. Okul seçerken lütfen okul kurucusunun eğitimle olan ilişkisini ve ekonomik durumunu çok iyi araştırın. Lütfen bunu atlamayın. Buyurun. Kesinlikle. Doğru mu diyorum hocam? Kesinlikle katılıyoruz. Ya burada bir veli olarak şayet öğrencimi, çocuğumu bir okula götürüp yazdırmak istesem şu kriterleri göz önüne alırım. Nedir? O okulda öğretmen mutlu mu? İmkanım varsa bir öğretmenle oturup kendini sohbet geliştirebiliyor edersin. Mu? Kendini geliştirebiliyor mu? Kurum ne yapıyor? Kesinlikle. Ya bu noktada mesela hocamın da defaatle bahsettiği gibi. Ama sizin şimdi şansınız var, üniversiteniz var bir kere. Ha, tabii. Eğitim fakülteniz var yani. Tam oraya, tam o noktaya dokunacağız. Yani biz yıl boyunca hizmet işi eğitimlerle, kendi tabirimizle, evet, eğiticinin eğitimiyle öğretmenlerimizi çeşitli alanlarda zaten donatıyoruz. Hı-hı. Biz evet bir eğitimciyiz, biz öğretmeniz. Fakat şu mottoyu kendi aklımızdan çıkarmamamız lazım. Öğrenme hayat boyudur. Ve bunun yaşı yoktur. Bugün sizlerin de, bizlerin de, öğrencilerimizin de, velilerimizin de mutlaka öğreneceği şeyler vardır. Burada da öğretmenlerimizi her alandan bilgiye doyurmak ve donatmaya devam etmek lazım. Çünkü gelişim sürekli olan bir şeydir ve öğretmen olunca, diplomayı alınca bu bitmez. Öğrenci eğitimini sürdürmek lazım. Sorunuza geri dönmek gerekirse, öğretmen mutluysa ben oraya öğrencime emanet edebilirim. İkincisi, emanet etmek demişken, ben karşımdaki insana güvenir miyim? Herkesin çocuğu kendisi için dünyadan daha değerlidir. Ben o kişiye canımdan daha değerli bir canı emanet edebilir miyim? En önemli soru budur. Ama gerisi, sizin de emanet edileni aynı şekilde geriye vermeniz gerekiyor. Kesinlikle. Gerek. Geçmiş günlerde mezuniyet törenlerimizi yaptık birkaç gün evvel. Oradaki konuşmada şu vardı. Sizlerden emanet alarak aldığımız öğrencilerimizi, çocuklarınızı bilgiyle, beceriyle, erdemle yetiştirerek sizlere tekrar takdim etmekten onur duyuyoruz. Hı hı. Bu bence dünyanın bir eğitimci olarak en değerli, en kıymetli cümlesidir. Bence hocam bir dakika içerisinde toparlayalım. Sonuna geliyoruz programın. Yani bir okul seçerken ben artık şuna dikkat edilmişsiniz şey yapıyorum. Tabii kültürüne bakacaksınız, iç yapısına bakacaksınız ama yeni dünyaya geçerken atölyeleri son derece önemli, uluslararası ilişkileri önemli, kesinlikle, yabancı dil verilişi bence çok önemli. Bununla birlikte de artık gençleri üniversite dünyasına yetiştirirken de stajlarla birlikte profesyonel yetiştiriyorum, ona bakmak lazım. Ha, bir iki cümleyle de alayım. Tabii LGS ya da YKS'ye de hazırlık önemli değil mi sizce? Kesinlikle. Sınav hazırlık programlarının çok kuvvetli olması gerekiyor. Yani hem eğitimde şartlar vardır, bir de farklar vardır. Zaten bahsettiğimiz şeyler şartlar. Fark olarak da bu sınav hazırlık programlarının, evet, yanında uluslararası ilişkiler, girişimcilik ve yabancı dil, evet, çok önemli. Evet sevgili dostlar, programın sonuna geldik. Çok değerli konuklarım, Bil Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Elif Pelvan'a ve ayrıca Bil Eğitim Kurumları Avcılar Kampüs Müdürü Sayın Osman İldir'e çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir programdı. Sevgili dostlar, bir sonraki programımız 1 Temmuz Perşembe saat 13'te. Tekrar ediyorum, 1 Temmuz Perşembe saat 13'te bir arada olmak dileğiyle tüm mutluluklar bu akşam sizlerin olsun efendim.